Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, artık iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Biz sevgilimle birlikte COVID-19'a yakalandık biliyorsunuz. Evet, bitmişti COVID-19. Hatta o kadar bitmişti ki eksiye düşmüştü. Kim dedi? Vallahi ben demedim. Sağlık Bakanı söyledi. Duymadınız mı? Duymamışsanız çok büyük bir komediyi kaçırmışsınız. Ülkemizin Sağlık Bakanı COVID'in 4600 küsurlu bir seviyede eksiye düştüğünü söyledi. Yani şu anda COVID'den alacaklıyız. 4000 şu kadar küsur kişi daha COVID olursa o zaman Merkez Bankası rezervleri gibi swap da karşılığı da olsa belki dengeye gelecek ama gelmiyor. Ya ne ülke haline geldik ya. Düşünün, bir ülkenin Sağlık Bakanı hastalıkta eksi olmayacağını ya bilmiyor ya da biliyor ama bizimle kafa buluyor. Ağam bizimle eğleni. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama burası Türkiye. Burada oluyor canlar. Çok ilginçtir. Sonra senkronizasyon hatası dedi. Senkronizasyon genelde biz müzikte kullanılan bir terim olduğunu biliriz. Ben çok çocuk yaşlarından itibaren hem mektepte hem de sahnede senkronizasyonu öğrenenlerdenim. Evet, aslında dediğim gibi benim öğrendiğim senkronizasyon eş zamanlılık. Bir eylemin eş zamanlı olarak yapılabilmesi. Aynı anda yani. Ben ağzımı açtıysam, dudaklarım oynadıysa, dudaklarımdan siz benim ne söylediğimi anlıyorsanız o sesi aynen duymalısınız. Ama benim dudaklarımdaki hareketle çıkan ses arasında uyum yok ise, senkronizasyon yok ise belli ki önce konuşmuşum, sonra seslendirmişim. Türk filmleri gibi, siyah beyaz Türk filmleri gibi. Bunlar da önce bizlere, millete bazı bilgiler vermişler. Laf olsun beri gelsin bilgileri. O kadar çok oynamışlar ki bilgilerle. Sonradan işte eksiye düşmüş hastalık. Ya. Demek ki bundan sonra 4000 küsur kişi hastalanabilirler. Korkmasınlar. Envanterden düşmeyecekler. Tabii canlarım, şaka bir yana ama ülkemiz bu hale getirildi ya. Ya keşke getirilmeseydi. Tabii ki keşke getirilmeseydi değil mi? Getirdiler. Ne yapabilirsiniz ki? Ya. Neyse. Çok uzatmayayım. Bugün bir bayram. Bir Ramazan bayramı. Çiğdem Talu, Melih Kibar şarkısı. Her şey seninle güzel. Buyurunuz efendim. Bana eşlik ediniz lütfen. İkisinin de yattığı yer nur olsun. Çok genç yaşta kaybettik. Hem Çiğdem Talu'yu hem Melih Kibar'ı. Çok üretken iki sanatçıydılar. Müthiş. Çiğdem Hanım olağanüstü güzel şiirler yazardı. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki bu yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Her şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Yüzündeki gözyaşının izleri, onlar bile. Özür dilerim. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa,
seninle paylaştım. Tek bir gün yeter bana, beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa. Seninle paylaştım, tek bir gün yeter bana. Her şey, her şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile, yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile, onlar bile, onlar bile. Evet canlarım, her şey seninle güzel. Melih Kibar'ın en güzel bestelerinden biri. Bir bayram sabahı. Biraz hüzünlü gibi ama benim kuşağımın, benim çocukluk değil ama en azından delikanlılık yıllarımın en sevilen filmlerinden ve en sevilen şarkılarından birini sizlerle paylaşmaya çalışayım. Beste Metin Büke'ye ait, sözler Hikmet Münir Epçioğlu'nun. Gümüş Gerdanlık. Ya. Filmini izleyenleriniz var mı içinizde? Benim kuşaktan olanlar büyük ihtimalle çoğu izlemişlerdir. Ama genç kuşak nereden bilecek? İsterseniz YouTube kanallarından birinde ya da YouTube'da araştırıp ya da Google'da araştırıp çok rahat bulabilirsiniz canlarım. Evet, hadi bakalım şimdi gelin hep birlikte Gümüş Gerdanlık şarkısını söylemeye çalışalım. Yanlış hatırlamıyorsam film Münir Özkul'un bir anlatışıyla başlıyordu. İki gence, bir genç kız ve erkeğe tanık olduğu bir aşk anlatıyordu. Sevdiğimi aldılar, kanadımı kırdılar, bir ceylan gibi beni can evimden vurdular. İçimde bir acı var, yanıyor ılık ılık, ondan bana hatıra kaldı gümüş gerdanlık. İçimde bir acı var, yanıyor ılık ılık, ondan bana hatıra kaldı gümüş gerdanlık. Bu sevginin ardından yemin ettim, kim tuttu? Bakmayın gözlerime, sevmesini unuttu. İçimde bir acı var, yanıyor ılık ılık,
acı var, yanıyor ılık ılık, ondan bana hatıra kaldı gümüş gerdanlı. Ya bize çok güzel gelirdi o eski zaman filmleri, o siyah beyaz olanlar. Daha sonra kötü de olsa renkli olanlar, bazıları ciyak renkli olanlar, bazıları siyah beyaz ama afişlerde duyurulurdu. Kısmen renkli, her tarafı renkli değil. Canlarım be, teknoloji ne kadar acayip gelişiyor değil mi? Evet, ama şunu hep kabul edelim. Gelişen teknoloji. Ulaşımda, iletişimde, bilişimde, sanayide, endüstrileşmede, bütün bunlar insan yaşamında, her şeyde teknoloji olağanüstü gelişiyor, daha da gelişecek. Ve her seferinde de ya da her sürecinde de bir önceki süreçten daha hızlı geçiyor yollar. Cep telefonuna şu kadar senede gelindiyse, ev telefonundan yani sabit telefondan, ondan sonraki akıllı telefonlara geliş süreci şimşek hızıyla oldu neredeyse. Değil mi canlarım? Bundan sonra nereye gidecek? Tahmin edebilirsek, kimileriniz bana ya da kendi öngörümü söylersem deli bu dersiniz. Zaten tabii. Yani çok rahat önümüzdeki süreçte avatarlarımız yaratılacak. Bu çok çok rahat yani. Avatar biliyorsun bizim bir nevi kopyamız işte. Sanal kopyamız olarak. Onun kaderiyle bizim kaderimiz bir olacak mı? İşte bilmiyoruz. Orası şimdilik galiba bilebildiğim kadarıyla çok tartışılan bir şey. Yani insanlar avatarlarıyla kendi geleceklerini avatarlar aracılığıyla düzenleyebilecekler mi? Düzenlerlerse hayatın ne tadı kalacak? Ya canlarım, şimdi gelelim bir Erol Sayan bestesine. Sözler Enis Behiç Kor Yürek'e ait. Ay ne güzel şarkıdır be. Kim bilir kaç kez söyledim. Bilmem, belki kimileriniz çok fazla söyledim bu şarkıyı, artık yeter falan da diyebilirsiniz. Dinlemeyebilirsiniz ama ben çok seviyorum. Ve bu bence bugün bayram için söylenmesi gereken şarkılardan biri. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir su gibi akıp geçsin. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Haydi bakalım, hep beraber şarkımıza geçelim canlarım. Günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes.
olacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Su içebilir miyim? Sensiz geçse de aşkın gönlümde kalsın. Ömrüm sensiz geçse de aşkın kalbimde kalsın. Gülen gözlerim bin bir teselli ile baksın. Gülen gözlerim bin bir teselli ile baksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Ya ne güzel sözler be. Ne güzel sözler değil mi? Bu şarkının sözlerine bayılıyorum. Müziği zaten çok güzel. Elbette. Erol Sayan besteler de kötü olur mu? Ama ne şiirler yazılmış be. Ne şiirler. Bakınız, şiirlerde de bugünkü şiirler daha kötü, o günküler daha iyiydi diyemeyiz. Neden? Zamanın ruhu bambaşka. O zamanın sevgi anlayışı da, o zamanın aşk anlayışı da başkaydı, bambaşkaydı. Haliyle o zamanki insanların duygularını kağıtlara dökmeleri de bambaşkaydı. Bugün kağıda dökmek yerine aklına geldiğinde, bir şeyler geldiğinde şairlerin şak diye cep telefonlarına basıyorlar. Hemen sesli kaydediyorlar. Hatta görüntülü daha da kolay oluyor. Görüntülü şak. Selfie, video. Selfie de şart değil. Video kısmına basınız. Başlayınız konuşmaya ya da şiir okumaya. Ya değil mi canlarım? Evet. O nedenle ben kimilerinin ah nerede o eski günler deyişlerini doğruda bulunuyorum. Herkesin eski günleri kendi eski günleridir. Bugün 12 yaşında bir çocuğun da eski günleri vardır. Evet. Gidin konuşun, sorun bakalım. Ne diyecektir size? Kimdir belki de içlerinde ya keşke 5 yaşında olsaydım diyenler olacaktır. Hiç büyümeseydim diyenler olacaktır. Ben bundan eminim. Öyle çocuklar var. Büyümek istemeyen çocuklar var. Neden? Belki sizlere söylemiyorlar ama dünyanın halini görüyorlar. Çocukken kendilerine gösterilen ihtimamın yaşları biraz büyüyünce ters döneceğinden endişeliler. O nedenle lütfen çocuklarımıza karşı çok hassas olalım. Onları büyümeye, gelişmeye özendirelim. Gelecekte daha güzel şeyler yaşayacaklarını anlatalım onlara. Efendim bu şartlarda mı? Bu şartlarda. Morali bozuk çocuklar hastalıklı çocuklardır. Ezgin, bezgin, ezik çocuklar hastalıklı çocuklardır. O çocuklardan sağlıklı bir toplum üretemeyiz. Ne olursunuz lütfen. Herkesten istirhamım bu. Çocuklarımızın yanında birincisi asla kavga etmeyin. Asla. Ben nerede o bayramlar diyenlerden değilim.
yaşımın hiçbir döneminde ya da hiçbir yaşımda yanımda benden gençler varken, yaşça küçükler varken, ne olursa olsun aramızda kuşak farkı olanlar varken, bugün bu dönemdeki bu yaşlarımda hiçbir zaman nerede o bayramlar demedim. Onlara demedim. Kendi kendime demiş miyimdir? Sevgilimle sohbet ederken demiş miyimdir? Demişimdir. Olabilir belki de. Elbette nostalji, hele bizim yaşımızda insanların her zaman başvurdukları anılar demetidir. Ama ben çocukların yanında, hele çocukların yanında nerede o eski bayramlar demem diyene de çok kızarım. O bayramlar güzel idiyse bizim güzellerimizdi. Bu bayramlarda eğer güzelse kimilerine göre o çocukların güzelleri. Benim dönemimde de bayramdan zevk almayan, tad alamayan çocuklar vardı. Daha azdı ama vardı. Bugün de var. Benim çocukluğumda da babaları cezaevinde yatan, masum olarak yatan, en azından işte 27 Mayıs dönemleri. Evet. O dönemlerde de babaları, anneleri cezaevinde yatan çocuklar vardı. Onların bayramı mutlu geçebilir mi? Bugün de Türkiye'de on binlerce çocuğun annesi, babası bir kanun hükmünde kararname ile. Evet, bir kişi imza atıyor, kanun hükmünde kararname imzalıyor. Bunu diyor içeri atın diyor, görevden alın diyor, işten de kovun diyor. Ve öyle on binlerce insanımız, yurttaşımız cezaevinde. Şimdi onların çocukları bugün güzel bir bayram geçirebilirler mi? İmkansız. Şimdi yeniden dönelim Erol Sayan'a. Bir Erol Sayan bestesi daha. Sözler merhum Taner Şener'in. Taner Şener hem şiir yazardı hem beste yapardı. İyi sanatçıydı. Kalamış da kendine ait, kendi yönetiminde sahne aldığı güzel, o dönemler için güzel de bir müzikoli vardı. Tam Kalamış Marina'nın karşısındaydı. Bizim evimizle aynı sıradaydı. O süreçte biz de Kalamış'ta oturuyorduk sevgilimle, çocuklarımızla beraber. Canlarım, evet, çok geçti üzerinden. Çok yıllar geçti üzerinden. İyi bir şarkıcıydı. Erol Sayan, Taner Şener'in sözlerini Hicaz makamında besteledi. O halde hep birlikte söylemeye çalışalım. Benim kuşağımdan bu şarkıyı bilmeyen yok. Yine benim kuşağımdan bu şarkıyı sevdiğine, gözlerinin içine bakıp da söylemeyen de yok. Efendim, herkes şarkı söyleyebilir mi? Herkes şarkı söyleyebilir. Herkes. Hele sevdiğinizin gözlerinin içine bakarak öyle güzel şarkı söylersiniz ki. Hiç denemeyeniniz varsa hemen deneyin. Hele bu şarkıyı hemen deneyin. Ha, ondan sonra bir tane daha var, onu da deneyin. Ama öncelikle bu şarkıyı deneyin. Hadi bakalım, hep beraber başlıyoruz. Başka sevgiye
başka sevgiye yer yok benim dünyamda. Orada tüm sevgiler yalnız ikimiz için. Orada tüm sevgiler yalnız ikimiz için. Bayramların tanımı ne? Bayramlar insanların sevinçli günleri, neşeli günleri, coşkulu günleri. İyi insan herkesin neşeli, herkesin coşkulu, herkesin sevinçli olduğu gününde onun o coşkusundan, sevincinden, neşesinden haz alabilen insandır. Evvel ezel, insanlık tarihi kadar eskidir ki insanlar içinde başkalarının sevincinden, coşkusundan, neşesinden haz alanlar olduğu kadar başkalarının neşesini, sevincini, coşkusunu kıskananlar da var. Başkalarının çilelerinden, acılarından zevk alanlar var. Sadist diyorlar onlara. Ama sadistlerin başkalarına sadece şiddet ya da bedensel işkenceyle acı verdiklerini zannetmeyin. Başka insanlara duygular açısından da acı çektiren, çile çektiren, onları ezen insanlar da sadist insanlardır. Bayram sabahı bunlar konuşulur mu? Tabii konuşulur. Neden konuşulmasın canlarım? Unutmayın. Bugün çok keyifli, çok neşeli, çok mutlu olabilirsiniz. Bugün kimileriniz harikulade bir tatil yapıyor olabilirsiniz. İnsanlar arasında ne yazık ki eşitlik yok. Hiçbir zaman olmayacak. Ama eğer günümüz dünyasında bilhassa az gelişmiş ülkelerde, bizim gibi ülkelerde yani, birileri hayatın tadını çocuklarıyla birlikte olağanüstü, en lüks, en müreffeh, artık yani ne harcayacaklarını bilemez vaziyette geçirirken milyonlarca çocuk, bırakın üzerine bir ayakkabı, yeni bir ayakkabı alabilmeyi, bırakın bir pantolon, bir gömlek alabilmeyi, sabah kahvaltı sofrasında önüne konulabilecek bir parça yemek, biraz peynir, birkaç zeytin bulabiliyorsa şanslı. Ama bunları bulamayanların milyonlarca sayıya ulaştığı bir Türkiye'de yaşıyoruz biz. Hatırlarsanız ilk bu acı reçete uygulayacağız dediğinde Recep Tayyip Erdoğan, o zaman damadı bakandı, ne demiştim? Milton Friedman modelidir bu. Yani sıkı para politikalarıdır. Fakir fukara yoksullar üzerinden uygulanır ve bu politikaları uygulayabilmenin bir tek yolu vardır. Demokrasiden vazgeçmek. 12 Eylül 1980 darbesi, salt, sıkı para politikaları uygulanabilsin, grev, lockout gibi her türlü hak yasaklansın diye yapılmıştı. Evet. Siz bakmayın efendim, terör vardı da o onu kesiyordu da o onu öldürüyordu da falan filan. Onlar fon müziği. Ne yazık ki fon müziği. Esas film vahşi bir neoliberal kapitalizmi Türkiye'ye yerleştirebilmekti. Ya dedi, hani sen liberaldin? Evet, ben liberalim. Ama ben hiçbir zaman ilkel, vahşi, barbar bir neoliberal kapitalizmden yana olmadım canlarım. Bundan sonra da olmayacağım. Hep beraber göreceğiz. Benim nickname mi diyorsunuz ona, neyse, markam, benim Memduh Bayraktaroğlu'nun markası, biliyorsunuz logomda da var. Liberal Demokrat Sosyalist. Evet, gülüyorlardı bana 30 sene önce. Bugün dünya, gelişmiş dünyanın gelişmiş insanları Liberal Demokrat Sosyalist felsefeyi konuşmaya başladılar. Ve ben bundan büyük haz alıyorum. Türkiye'de konuşmuyorlar ya, bırakın. Memduh Bayraktaroğlu bir şeyleri konuşmuşsa üstünden 30-40 sene geçmesi gerekiyor ne yazık ki.
Canlarım, bir dünya yaratılmıştı yalnız ikisi için. Şair öyle istemişti, öyle yaratmıştı dünyayı. Ancak tabii ki bunlara alegori diyebiliriz. Yoksa hiç kimse sadece sevdiği ve kendisi için bir dünya yaratamaz. Nasıl yaratamaz? Fiziki olarak yaratamaz. Ama isterse gönlünde, isterse hayalinde öyle dünya yaratır, öyle bir dünya yaratır ki. İşte o zaman herkesin dünyası kendine en güzel dünya gelir. Aşkın en büyük sihri de zaten oradadır. Evet. Canlarım, şimdi yine böyle buna benzer çok güzel bir eser daha seslendirmeye çalışacağım. Aynı dönemin, aynı yılların şarkılarından. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Beste Mustafa Seyran. Sözler Mehmet Erbulan. Makam Segah. Güzel makamdır Segah makamı. Güzel makamdır. Evet, benim sevgilimin gözleri yeşil. Ya, meftun oldum o bir çift yeşil göze. Var mıdır içinizde? Olmaz olur mu? Evet. Tabii gözler, Selami Şahin'in şarkısı mıydı o? Gözler yalan söylemez. Kimisi yeşil olur, kimisi mavi olur, kimisi siyah olur. Kahverengi göz yazmamışlar çünkü ne derler uymuyor. Mesela benim gözler kahverengi vardı, bir tek bir şarkı vardı. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin, gözlerin yar. Çok eski. 55-60 yıllık bir şarkıdır herhalde o. Hafif biraz arabesk tabii ki yani. Bunlar fantazi. Evet, bunlar Türk musikisinin fantazi tarzına girdiğini tahmin ediyorum. Ben öyle istiyorum. Böyle bir lügatte böyle bir bilgi, bilimsel bir şey mi? Yok, zannetmiyorum ama ben bunlara fantazi müzik diyorum. Hadi hep beraber söyleyelim. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Vals, vals, vals. Ahmet Özhan ilk sahnelere çıktığı zamanlar ne güzel söylerdi bu şarkıları. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Evet, ilerleyen çok çok uzun yıllar sonra Ahmet Özhan'la Rize'de aynı evin bahçesinde çocukken oynadığımızı anladım yıllar sonra. Onun da babası polisti, benim de eniştem Rize'de başkomiserdi o zamanlarda. Ya çok giderdim çünkü. Seni
öyle sevdim ölürcesine. Tanrı'nın yazdığı şiircesine. Seni öyle sevdim ölürcesine. Tanrımın yazdığı şiircesine. İçimden geçeni bilircesine. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. İçimden geçeni bilircesine. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Ne güzeldir değil mi? Sevenlerin birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuşabilmeleri. Aslında nezaket sahibi insanlar kiminle konuşurlarsa konuşsunlar gözlerinin içine bakmalılar. Ben bu huyumu severim. Ben insanların gözlerinden gözlerimi kaçırmamaya dikkat ederim. Dikkat ederim. Neden dikkat ederim? Olur'a kaçar. Yani duvara bakarak konuşursanız karşınızdakini hiçe saymış olursunuz. Havaya bakarak konuşursanız ya da yere bakarak konuşursanız böyle mahcup damatlar gibi. Olmaz. Doğrusu insanların, konuştuğunuz kişilerin gözlerinin içine bakmaktır. Kalabalıktaysanız yani bir kişiden fazla var ise onlara da zaman zaman göz göze gelerek onlara da bir şeyler anlatmalısınız. Doğrusu budur. Tabii ki insanın sevdiğinin gözünün içine bakmasıyla diğer sohbet ettiği kişilerin gözlerinin içine bakması elbette bir değil. Zaten o da sizin elinizde değildir. Gözler yalan söylemez çünkü. Ancak bizim ulusumuzun, bizim halkımızın bana göre bence kötü bir huyu var. Bir erkek bir kadınla konuşurken göz göze bakarak konuşurlarsa sanki daha ziyade kadınlarda olduğunu zannediyorum bunun. Acaba yanlış bir şey anlar mı? Ya anlayacak, yanlış bir şey anlayacak bir affedersin hıyarsa zaten onunla bir daha görüşmeyeceksin, olacak bitecektir. Ama doğrusu kadın erkek şart değil aralarında sevgi olması. Bir iletişim kurulması gerekiyorsa, bir konu müzakere edilecekse, bir konuda konuşulacaksa yahut da yolda birisine adres soruyorsanız, eşinizin, arkadaşınızın eşi ise, bütün bunlar da çok önemlidir. İnsanların gözlerinin içine bakarak konuşmaları doğru olandır. Aman ha, bakarken tabii böyle falan değil elbette tabii ki. Konuşmanızın, hani demin bahsetmiştim senkronizasyon, elbette insanlar samimi hisseder, bakışlarıyla söyledikleri arasında zaten senkronize vardır, uyum vardır. Yani gözleriniz severek bakıyorsa konuşmanız da zaten o anda sevgi doludur. Saygıyla bakıyorsa saygı doludur. Bunu anlatmak için söyledim. Yoksa gözün renginin yeşil olması, mavi olması, siyah olması, kahverengi olması, ela olması insanların bakışlarının manasını değiştirmez. Yeşil göz kahverengi gözden çok daha etkilidir diye bir kural var mı? Bilmiyorum kimlerine göre var ama bana göre yok. Hayır, bana göre yok. Benim için her göz güzel gözdür. Bakılması gereken gözdür. Saadettin Öktenay'ın Mehmet Erbulan'ın sözlerine yazdığı bu harika Acem Kürdi şarkıyı herhalde 53-54 sene kadar önce ilk kez dinlemiştik benim kuşam. Çünkü 70 sene öncesinin şarkısı bu. Pardon, 1970 öncesinin şarkısı. Vay be, 70 sene öncesi. Ben daha yeniydim. (Gülüyor)
aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yer alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yer alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi her olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi her olur gider. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir başı, bir sonu vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi er olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi er olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Canlarım, şimdi bu sabahın, bayram sabahının son şarkısı. Beste Mehmet Ilgın, güfte Cengiz Altuntaş, makamı Rast. Evet, beraber söylüyoruz. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Biraz kötümser gibi ama hayır, bundan da çok güzel şeyler çıkarabilirsiniz canlarım. Haydi yine hep beraber söylemeye başlayalım ve tabii ki biraz da hareketlenelim. Buyurunuz efendim. Gibi her hatıra, her yaşantı bana. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde.
her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Canlarım, bayramın ilk gününde Covid'i atlattığımın da 8. günü sayılabilir. Yani daha doğrusu Covid olduğumun anlaşıldığının 8. günü bu iş galiba bence bitti. Yoruldum mu? Yani çok terledim ama zaman zaman tabii ara verdiğim de oldu. Bazen gördüğünüz gibi şarkı esnasında geldi öksürük. Olabiliyor bunlar. Bunlar gündelik hayatta ama ilk günlere nazaran fevkalade iyiyim. Ne mutlu bana ki bu bayram sabahında sizlere şarkı söyleyebilme imkanını buldum. Her zaman söylediğimi bir kez daha tekrar edeyim. Ben şarkıcı değilim. Ben çok iyi şarkı söylerim iddiasında da değilim. Ama arkadaş ben şarkı söylerim.